Sevgili spor severler, Kanal Sports ekranlarından herkese merhaba. Bugün yine Giray Bulak'la beraberiz. Hoş geldin hocam, nasılsın? Hoş bulduk Yağmur, teşekkür ederim. Sen de iyisin inşallah. Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Hocam, basında Erol Bulak'la ilgili birçok Twitter'lar atılıyor. Aynı zamanda taraftarlar tarafından da. Sizce Erol Bulak'a bu kadar yüklenilmesi normal mi? Ne şekilde değerlendiriyorsunuz? Şöyle değerlendiriyorum. Eğer büyük takım çalıştırıyorsanız bu gibi eleştirilere açık olacaksınız. Ve bu gibi eleştiriler hep olacaktır. Çünkü sonuçta şampiyonla oynuyorsunuz. Fenerbahçe'nin hocasısınız. İşte mağlup olduğunuzda insanlar sizi eleştirecektir. Taraftarın takımı hiçbir zaman yenilmez. Seyircinin hiçbir zaman takımı yenilmez. Çünkü o takım sahaya çıkmaz. Hep hocaların takımı sahaya çıkar. İşte herkesin kafasında bir 11 vardır. Siz o gün yenildiğinizde insanların kafasındaki 11 devreye girecektir. Bu oynar mı diye sizi eleştiride bulunacaktır. Bunu yazarlar da aynı şekilde veya televizyonda yorum yapan insanlar da aynı şekilde yapacaktır. Fenerbahçe tabii 23-24 tane oyuncu aldı. Sezonun en flash transferlerini yaptı. Siz şimdi Tisserand, Lemos gibi stoperler alırken, işte Atilla'yı alırken, elinizde Serdar ve Sadık varken burada hala bir ikili oluşturamıyorsanız, işte sağ bekinizi, sol bekinizi, işte Trabzon'da en formda olan Novak varken hala Caner'le oynuyorsanız, işte milli takımda oynayan Nazım varken yine Gökhan'la devam ediyorsanız, insanlar bir şekilde bulacaktır, bir eleştiri yapacaktır. Orta sahada 8 tane orta saha oyuncunuz var. Hala orada bir üçlü oluşturamadınız. Yani bir bakıyorsunuz ki Novak'la Ozan oynuyor. Bir bakıyorsunuz ki Gustavo'yla Hakan Mert oynuyor. Önlerinde Mesut oynuyor. İrfan Can Ağlı'nda hala oynamıyor. Pelkas var. İşte Pelkas'ı kenara atıyorsunuz. Önde 5-6 tane hücum oyuncunuz var. Hala santroforunuz belli değil. Tiam mı, Sisse mi diye. Kenar oyuncular kimdir? Samata, Valencia, Osayi. Elinizde Ferdi gibi genç bir oyuncunuz var. Oyuna koyduğunuzda faydalı oluyor ama ilk 11'de bunda başlayamıyorsunuz. İşte kadro mühendisinde bir sorun var. Genç hoca olduğunuzda bu gibi tuzaklara da bazen zaman zaman soru tuzaklarına düşebiliyorsunuz. Ve oyunu okumada, işte iyi bir 11 çıkartıp kazanmada veya işte savunma ağırlıklı oynamada veya hücum ağırlıklı oynamada sorunlar yaşayabiliyorsunuz. İnsanlar da bunu takip ediyorlar. Ve sizi kaybettiğinizi de acımasızca eleştiriyorlar. Normal ama Fenerbahçe'de tabii çok erken göreve gelmek biraz zor bir hadise. Size sorun yaşatabiliyor. Yani bir Malatya'da, bir Alanya'da çalıştınız. Hemen Fenerbahçe olduğunda insanlar bir dur diyor. Yani bir de mağlup olduğunuzda bu yönünüzü eleştiriyor. Demeçlerinize dikkat ediyor. İlişkilere dikkat ediyor. Oyuncuların girişine çıkışına dikkat ediyor. İşte oyuncuların davranışlarına dikkat ediyor. İşte menajerle, yönetimle olan diyaloglara dikkat ediyor. Yardımcılarına dikkat ediyor. Ve buradan sizi eleştirmeye başlıyorlar. Tabii ki taraftar her zaman haklıdır. Yani hiç haksız olduğu bir dönem görülmemiştir. Haksızlığı biz kendimizde hep ararız. Veya hataları kendimizde ararız. Ama biz yalnız adamız. Yani teknik adamlar yalnız insanlardır. Kazandığınızda dahi yalnızsınızdır. Yanınızda çok adam bulamazsınız. Hele kaybettiğinizde hiç kimseyi bulamazsınız. Dolayısıyla donanımlı ve bu gibi sorunlarla baş edebilecek bir psikolojik yapıya sahip olmanız lazım. Ve kendinizi buna hazırlamanız lazım. Bu bakımdan ben Fenerbahçe'de işlerin hemen düzelebileceğine çok ihtimal vermiyorum. Çünkü bu gibi sorunlarla boğuşabilecek bir olgunluk göremiyorum. Şu anda yönetim çok genç. Mesela Fenerbahçe takımında çok çok olgun bir başkan olur. Yanında genç yöneticiler olur. Olur. Çok genç bir başkan olur. Yanında çok olgun yöneticiler olur. Sizi yönlendirir. Çok olgun bir teknik direktör olur. Genç yardımcılar olur. Yani genç bir hoca olur. Çok olgun bir sportif direktör olabilir ve olgun yardımcılar olabilir. Burada Fenerbahçe
genelde hep çok genç, daha yeni bu işe başlayan bir ekiple yola çıktığı için bu bocalamayı yaşıyor, devam edecek diye düşünüyorum. Bu bakımdan sıkıntılar bu şekilde devam ediyor ve bu konularda eleştiri oluyor. Ben eleştirilen bir kısmına da katılıyorum zaten. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Değerli izleyicilerimiz, bugünlük bu kadar diyelim. Hepinize sevgiler. Bizi izlemeye devam edin.